Yeşil cübbesini giymiş sırtına, Mescid-i Saadet'ten mi geliyor? Ayşe anamıza selam veriyor. Anam babam feda olsun ya Resulallah, canım sana kurban olsun ya Habiballah. Feda kendim emni ya Resulallah, ruhi el feda. O çok zaman ise gülümsüyordu. Anam babam feda olsun ya Resulallah, canım sana kurban olsun ya Habiballah. Feda kendim emni ya Resulallah, ruhi el feda. Habiballah, babam, babam.
canım sana kurban olsun ya hadi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Allah'ım sana hamdü senalar olsun sonsuz defalarca. Salat ve selam olsun Hazreti Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem. Esselatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Esselatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu ve-selamu aleyke ya seyyidel evveline vel-ahirin. Sevgili seyirciler, kıymetli misafirler, ekranları başında bizleri izleyen can dostlarım, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Bir mübarek cuma akşamında daha önden gidenler programımıza, canlı olarak Kanal 7 ekranlarında yayınlanan bu güzel programa hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz ve hakikaten böyle duygularımızı coşturan güzel bir eserle özlemiştik onları. Bilmiyorum siz de özlediniz değil mi? Grup Dergah, Urfa'nın Peygamberler Şehri'nin güzel evlatları bu güzel nefesleriyle Ebu Bekir hocama, çok değerli Ziya hafızıma, çok kıymetli Bahadır kardeşime, aziz dostum, can kardeşim Hafız İsmail hocama, Udi Ömer kardeşime, Onur kardeşime, Kanun Kerim kardeşime, Neyde Türker kardeşime, bu güzel ekibe, Grup Dergah'a yürekten teşekkür ediyorum ve hoş geldiniz diyorum. Ayaklarınıza sağlık. Allah razı olsun. Kanal 7 ekranlarında izleyicilerimiz sizleri özlemişti bu güzel eserinizle. Evet, anam babam feda olsun ya Resulallah. Ne kadar güzel gecemize dokunan bir eser oldu değil mi? Allah razı olsun. Hepimizden inşallah hocam. Grup Dergah, Allah razı olsun, bu güzel eserleri yüreklerimize sunuyorlar. Çok çok teşekkür ediyoruz. Onlar yarın İstanbul'da, yine Fatih, İstanbul Fatih'te Ali Emiri Kültür Merkezi'nde 19.30'da güzel bir konser için geldiler. Sağ olsunlar, kırmadılar, bizim de programımıza misafir oldular. Çok çok teşekkür ediyoruz. Biz Allah razı olsun. Evet. Efendimizin hayatını, gençliğini, evliliğini, Hatice annemizle tanışmasını konuşurken geçtiğimiz hafta yarım kalan Efendimizin o çocukluğundan başladığımız hayatına devam ederken bu eser de tam da önümüzü açan bir güzel kapı gibi oldu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gençliğinden itibaren Allah tarafından çocukluğundan itibaren korunmuştur. Hani Kabe'yi tamir ederken de Hazreti Abbas taş taşırken bu gömleğini, cübbesini, entarisini her neyse şöyle omzuna toplayıp taşı onun üstüne korsan omzun yara olmaz. Oğlum demişti, sen böyle yap demişti Resulullah'ın amcası. Hazreti Peygamber de onun dediği gibi yaparken bu sefer vücudunun yarıdan çoğu çıplak bir şekilde ortaya çıkmıştı. Allah Resulü cübbesini öyle daha yapar yapmaz sanki böyle çok sert bir şekilde bir kırbaç vurur gibi şak diye sırtında bir acı, kırbaç sesi duydu ve canı yandı hakikaten. Allah Resulüne, daha çocuk, daha genç yani, Efendimiz Aleyhisselam'a dedi ki arkasından o kırbaç sesiyle birlikte bir ses. Demek ki Allah bir melek görevlendirdi ona.
ey Muhammed, sen diğerleri gibi sırtını açamazsın. Sen normal elbisen aşağıda yine sarktığı şekilde dursun, taşı o şekilde omzunda taşı. Varsın vücudun, yara olsun yani. O mana çıkar oradan. Efendimizin normalde göbekten yukarının erkekler için açık olması haram bir durum değildir. Ama Efendimiz Aleyhisselam'ın o haline bile Cenab-ı Hak izin vermiyor. Nasıl korunduğunu anlıyoruz buradan. Daha çocukluğundan, gençliğinden itibaren korunmuş Allah Resulü. Haramlara karşı, günahlara karşı Rabbimiz onu, yani kötü bir geçmişi olmasın. Yarın insanlar, ya sen dün bizimle işte şunu yapıyordun da şimdi peygamber oldun denmesin. Hiçbir günaha bulaştırmamış Allah peygamber kulunu. Bu peygamberimiz de böyle de Hazreti İsa da o da öyleydi. Hazreti Musa Efendimiz o da öyleydi. Bütün peygamberler Allah tarafından insanların önüne İslam'ı, Allah'ın dinini tebliğ edecek bütün peygamberleri Cenab-ı Hak kudretiyle korumuş. Bizim peygamberimiz de öyle. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü birinci, ilk defa Hatice annemizle tanışması Hubaşe pazarına, Yemen tarafına. 6 günlük yol deveyle. 6 gün sürüyor yolculuk. Böyle bir yolculukta Hazreti Peygamberimiz daha 22 yaşlarında filan Resulullah. İlk defa Hubaşe'ye gidiyor 6 günlük yola. O zaman Hazreti Peygamber'e bir yetişkin erkek deve verilecek. Bir başka rivayette de 2 deve vaat ediyor Hazreti Hatice. Allah razı, bu 2 rivayetin ikisi de doğru olabilir. Yani önce 1 deveye anlaşmışlardır. Hazreti Hatice biraz sonra arz edeceğim. Akıllara zarar bir kar elde edince Resulullah müthiş bir kar elde etmiş. Normal piyasada yapılmayacak bir kar elde etmiş. Onu görünce Hazreti Hatice annemiz belki de o 1 deveyi 2 deveye o zaman çıkardı. Düşünsenize şimdi siz bir ticaret yapıyorsunuz. Bu ticaretten diyelim ki 50 bin lira kar bekliyorsunuz. 50 bin lira kar değil de diyelim ki 200 bin lira kar etti kadro. Ne yaparsınız? Prim dağıtırsınız değil mi? Hiç değilse hadi bu güzel başarınızdan dolayı size güzel bir ziyafet dersiniz. Elbise dağıtıyorum bayramlık dersin. Bir ikram olur yani. Belki Hazreti Hatice de Resulullah'a bu çok büyük başarısından dolayı, ticari başarısından dolayı Resulullah'a fiyatı arttırmış da olabilir. Yani 2 deveye öyle çıkmış da olabilir. Hubaşe pazarından büyük bir karla dönünce, bu her zaman çıkılan bir kervan değil. 6 ayda, 1 senede bir olan bir şey bu. Bunun haricinde Hazreti Hatice peygamberimizi yine Mekke'nin civarında 2-3 günlük yol mesafeli 2-3 defa daha göndermiş. Yine göndermiş Resulullah'ı. Yine o zaman da daha küçük kervanlar. Fakat Hazreti Peygamber'le Hatice'yi birbirine yakınlaştıran, belki de yuva kurmaya götürecek bir evin kuruluşunun sebebi olacak yolculuk, Şam yolculuğu. Şam yolculuğu Resulullah'ın hayatında 2 defa olmuştur. İkisi de mühimdir. Birisi Ebu Talip'le amcası, Hazreti Ali Efendimiz'in babası Ebu Talip'le 12 yaşlarındayken gittiği ve Busra'dan döndükleri ticaret. İkincisi de Resulullah 23-24 yaşlarında. Hatice anamız Ebu Talip'i çağırdı ve dedi ki, ey Ebu Talip, yeğenin Muhammed'i bir kere daha büyük bir kervanın başına, yani o normalin dışında büyük bir kampanya diyelim, uluslararası fuara gönderiyor. O zaman deve sırtında Mekke'den Şam'a gitmek 1000 kilometreyi aşkın bir mesafe, 1500 kilometreye yakın. Dolayısıyla oradan oraya kadar gitmek bayağı bir mesafe, dolayısıyla ve tehlikeli.
Filistin'in Ürdün ve Filistin arası topraklara kadar gelmiş Resulullah. Hazreti Peygamber o yolculukta. Resulullah Aleyhisselam işte filan yerde kendi malını satmak yetmiyor. Ticaret o zaman çok zor şartlarda yapılıyor. Altın çok fazla bulunan bir şey değil. Şimdiki gibi bir kuyumcuya giriyorsun, 50 çeşit mal var, 100 çeşit bilezik var. O zaman öyle değil. Altın sınırlı miktarda. Dolayısıyla altından paraları korumak da tehlikeli. Resulullah şehir şehir, her şehrin kendine göre mesela bir yerde deri ileri gitmiş, bir yerde kumaş ileri gitmiş, bir yerde pirinç satılan bir şehir. Mesela Hindistan'dan gelen yiyecek, gıda maddeleri gemilerle sahile yakın yerlerdeki şehirlerde satılıyor. Resulullah Efendimiz neler Mekke'de satılır, nelerden kar elde edilir, ona göre Hatice'nin mallarını sattıktan sonra bir de alışveriş yapıyor, alıyor. Onu da geliyor Mekke'de satıyor. Şam ticaretine giderken Hatice, Ebu Talip'ten Peygamberimizi bir kere daha istedi. Dedi ki, bu Hubaşe pazarında büyük bir kar elde etmişti Muhammed. Yani hani hiç tecrübesi olmayan gencecik bir delikanlı. Biz şimdi 22 yaşındaki çocuğa bırakın öyle yüzdeve, 200 deve kervan güvenmeyi. İnanın 1-2 bin lira parayı bile emanet edemiyorsun. Niye? Daha çocuk diyor. Ya ne çocuğu, 22 yaşında. Resulullah Efendimiz Aleyhisselam Hatice anamızın mallarının başında bir ticarete gitmiş ve çok büyük bir kar elde etmiş. Olmaz böyle bir şey. Yani bir tecrübesi yok. Piyasadaki işte satıcıları çok tanımıyor. İlk defa gidiyor Allah Resulü. Ve böyle büyük bir kar elde ediyor. Hatice hani bizim Anadolu'da çok zeki manasına kelimeler kullanılır ya. Akıllı bir kadın Hazreti Hatice anamız. Çok tecrübeli bir kadın. İnsan sarrafı olmuş. Ama bir türlü akıl erdiremiyor. Muhammed bu ticari başarıyı nasıl yaptı? İşte Şam tarafına gönderirken bu sefer yanındaki önceki seferde de var olan Meysere'ye dedi ki Meysere. Dedi ki ey Meysere, senin işin gücün Hazreti Muhammed'i takip olacak. Onu takip edeceksin. Ne yapıyor, ne diyor, bana geldiğinde detaylı bir rapor vereceksin. Hazreti Peygamber hiçbir şeyden habersiz. Hani takip edildiğinden, not edildiğinden habersiz. Resulullah için normal bir hayatın akışı. O günde diğer günler gibi bir gün. Yola çıkacaklar. Hazreti Peygamber, dedim ya genç daha, 23-24 yaşında. Bir ağacın gölgesine, Busra şehri yine, Ebu Talip'le geldikleri şehir. O zamanki rahip ölmüş, Bahira ölmüş. Şimdi Nastura adında bir yaşlı rahip var. Yaşlı rahip, Resulullah Efendimizin bir ağacın gölgesinde ağaca sırtını yaslamış dinlendiğini görünce ihtiyar adam peygamberimize doğru geldi. Ve Hazreti Muhammed Mustafa'yı göstererek peygamberimizin kervanındakilere dedi ki şu insanı tanıyanınız var mı içinizde? Meysere dedi ki bizim kervanın başıdır Hazreti Muhammed. Ben tanıyorum dedi. Dedi ki bunu ne kadar tanıyorsunuz, nasıldır? Mesela anası babası hayatta mı? Yok dediler. Anası babası yok. Annesi de ölmüş, babası da ölmüş peygamberimizin aleyhissalatü vesselam. Peki bunun sizin aranızdaki hali nasıldır? Yani sizin içinizde insanlar yalan konuşur mesela. Muhammed yalan konuşur mu? Meysere dedi ki yok, asla. Peki siz Mekke'den geliyorsunuz. Evet, Mekke puta tapar. O zaman Suriye Hristiyan. Mekke'de puta tapılıyor, onu biliyor adam. Muhammed de sizin gibi putlara kurban keser mi? Putlara tapar mı? Hayır dedi. Biz hiç Muhammed'i
Kabe'de putlara ibadet ederken görmedik. Daha genç. Peygamberlik falan yok ortada. Yani Allah katında var ama insanlar öyle bir şey bilmiyorlar ve görev alınmamış daha Resulullah, peygamber olmamış henüz. Adam dedi ki şu ağacın dedi, bu sırtını yaslayıp dedi oturan şu delikanlı, Hazreti İsa'nın İncil'de bize müjdelediği son peygamber Faraklit olacağını umuyorum dedi. O Faraklit'tir dedi. Hazreti Muhammed Mustafa için. Nastura Efendimiz'e çok hürmet edecek. Allah Resulü şaşıracak. Yaşlı bir rahip, babası yaşında adam, dedesi yaşında. Allah Resulü diyecek ki Nastura, bak diyecek, buradan ileri gitme. Şam'da bu işin benim gibi uzmanları var, bilenleri var. Senin halini, tepende gezen bulutları, seni Allah'ın nasıl koruduğunu görürler, sana zarar verirler. Hazreti Peygamber'i bütün malını orada satmaya ikna eder. Bu sırada Peygamberimiz malını satar. Sonra Hazreti Hatice'nin kar etmesi için yakın şehirlerden Mekke'de satılacak işte mutfak eşyası diyelim, tabak, çanak, o zaman topraktan, öyle naylon, efendim seramik, şu bu yok. Topraktan çanaklar var. Diyelim ki onlardan, işte efendim su tulumları, şunlar, bunlar, Mekke'de olmayan şeyler neyse, kumaş filan aldı, yükledi, kaç yüz deveyse Peygamberimizin kervanı Mekke'ye geldi. Onları da Mekke'de sattı. Yine piyasanın çok üstünde bir kar çıktı ortaya. Hazreti Hatice'ye Resulullah aleyhisselam yaklaşık bir buçuk aylık bir yolculuk bu. Yani bir buçuk ay sürüyor o gitmesi, gelmesi. Öyle ya, her yerde lokanta yok, her yerde banyo, tuvalet, tesisler nerede? Çölde gidiyorsunuz ve 1500 kilometreye yakın gidiyorsunuz. Ne kadar zor. Deve sırtında. Deve kaç kilometre hızla gider ki yani? Düşünün kardeşlerim. Ve Allah Resulü çok büyük bir karla dönünce bir buçuk ay filan sonra Hazreti Peygamber'e yemek verdi Hazreti Hatice. Artık Hatice ticaretin başarısının yanında Resulullah'ın halinden, tavırlarından da etkilenmişti. İnsan insandan etkilenir. İnsanın sesi etkiler, yüzü etkiler, masumluğu etkiler. Bazı insanın şurada sessiz sessiz oturuşu sizi etkiler mesela. Geçenlerde yüzü gözü çamur içerisinde, elbisesi enkazdaki çamurdan yeni kalkmış yaşlı bir Suriyeli kadının resmini gördüm ben. İnanın Allah'a yemin ederek söylüyorum, içim parçalandı. Onu ben sanal sosyal medyada da paylaştım. Öyle geri dönüşler aldım ki vicdan olan her insan aynı şeyi hissetmiş demek ki. Öz annenizin çaresizliğini görüyorsunuz Suriyeli bir kadında. Öyle bir masum bakışları var ki hiç tanımıyorum, yaşıyor mu, öldü mü? Allah yardımcısı olsun onun ve bütün Müslümanların. Allah kurtarsın onları Esed zaliminin zulmünden. Rabbim oralara merhamet etsin inşallah. Rabbim oradaki Müslümanları da düze çıkarsın. Memleketimizdeki Müslümanların da kalbine, birbirine karşı merhamet versin. Yani etrafımız ateş çemberi, Müslüman Müslümanın ayağının içine ip takıp düşürmeye çalışıyor. Yapmayın Müslümanlar. Etmeyin Allah aşkına. Allah'tan korkun, alnını secdeye koyan kimseye Allah sizin kalbinizde kin ve nefret görmesin ne olur. Yapmayın bunu. Vallahi alır elimizden Allah bu güzel günleri. Kuzu gibi meletir şu kenarda. O da benim imtihanımdır der. Bu da benim imtihanımdır der. Le'in şekertum, değil mi? Şükrederseniz le'ezidennekum, çoğaltırım diyor Allah. Şükrederseniz, değerini bilirseniz size verdiğim nimetlerin çoğaltırım. Aman ankörlük ederseniz, Allah'ım bizi
nimetlere karşı nankörlük edenlerden etme ya Rabbi. Kardeşlerim, Efendimizin halinden, tavrından etkilenmiş Hatice. Dul bir kadın. 40 yaşlarında. Hazreti Hatice anamız. Resulullah'ı daha yakından görmek, daha yakından konuşmak için evine çağırdı. Bu kervan dönüşü, o da bir bahane oldu. Dedi ki, size bir yemek vereyim ey Muhammed dedi. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam yalnız yaşayan, iki çocuğuyla yaşayan Hatice'nin bir erkek olarak, bekar bir erkek olarak yemek daveti alınca Resulullah Efendimiz biz genelde böyle şeyi yalnız olsun, kimse gelmesin isteriz. Peygamberimiz tam tersi dedi ki biz o kervana bir ekiple çıktık dedi. Ey Hatice, eğer benim yol arkadaşlarımın hepsini de yemeğe çağırırsan ben senin yemek davetini kabul ediyorum dedi. Yoksa ben tek başıma gelmem dedi. Canım peygamberim, ya Rabbi Resulullah'ın 23 yaşındaki şu ahlakını hepimize nasip et ya Rabbi. Ne kadar iffetli ve namuslu bir insan, bakınız 23-24 yaşında. Ben diyor bir ekiple gittim. Hepimize verirsen bu yemeği ben dedi kabul ederim. Hatice anamız da yeter ki Hazreti Muhammed'le bir araya gelip bir şeyler konuşayım. Kurcalamak istiyor. Rapor alacak Meysere'den. Efendimiz'e yemek verdi. Hazreti Hatice daha sonraki yıllarda söylüyor. Daha sonraki yıllarda Hazreti Hatice diyor ki ben Allah'a yemin ederim ki Hazreti Muhammed kadar haya sahibi bir insan hiç görmedim. Benim evime geldi yemek için, ben onu kendi oturduğum sofraya oturttum. Yüzüme bir kere bile bakmadı diyor. Yani bize de ne dediler? Bizi azdırmak için dedelerini Çanakkale'de, Sarıkamış, Allahu Ekber dağlarında, Yemen topraklarında şehit vermiş şu milletin çocuklarına, Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Alevisiyle, Sünnisiyle bize ne dediler? Güzele bakmak sevaptır dediler. Ya Hazreti Hatice anam diyor ki oturduk yemek yedik de diyor ben yani dul bir kadın, o da bekar bir insan olduğu için başını kaldırıp da yüzüme bakarak hiç konuşmadı diyor. Hazreti Muhammed hep önüne bakardı diyor aleyhissalatü vesselam. Güzel ahlakın sahibiydi. Efendimiz aleyhisselam hiç öyle kendini alkışlattırmak, kendini övsünler, hatta değil mi bizi biri övse biz milleti susturuyoruz. Bak bak bir şey diyor diyoruz. Bizi övecek ya, onu herkes duysun diye. Allah Resulü diyor ki müdahenecinin yani sizi övenin yüzüne toprak saçın diyor. Toprak serpin suratına. Sizi biri övüyorsa yani övülmekten hoşlanmamış Allah Resulü. Bir söz söylemiş, ben Allah'ın peygamberiyim demiş. Ama bunda övünme yoktur demiş. Bunda övünme yoktur. Çünkü Allah verdi bu görevi. Bunu söylemek zorundayım. Ben Allah'ın peygamberiyim. Bunda övünme yoktur demiş. Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Hazreti Hatice anamız Meysere'yi çağırdı. Dedi ki Meysere bu neyin nesi? Gene çok karlı geldiniz. Hatice'ye dedi ki ey Hatice biliyor musun? Şu bizimle gönderdiğin genç delikanlı var ya Hazreti Muhammed Mustafa öyle ahlaklı bir insan ki bundan önce gönderdiklerin bizimle beraber yemez içmezlerdi. Ayrı yerlerde yer içerlerdi. Ama Hazreti Muhammed Mustafa yemek yenileceği zaman bizim olduğumuz yerin dışında hiçbir yerde yemek yemedi. Ama bundan önceki kervanların başındakiler ne yaparmış? Pahalı lokantalara, pahalı yerlere gider, harcar, hesabı kabartırlarmış. Hazreti Muhammed'in aleyhissalatü vesselamın huyuna bakar mısınız? Beraber yol yürüdüğü insanlarla aynı sofraya oturuyor. Aynı hanlarda yatıyor diyelim. Aynı alışveriş yaparken yanında şahidi var. Bir mal alırken yanında şahidi var. Her şey şeffaf, her şey apaçık. Ya Rabbi, Efendimiz aleyhissalatü vesselamın o güzel vefasını, güzel ahlakını, dürüstlüğünü, içi dışı bir insan oluşunu bize ne olur nasip eyle ya Rabbi. Değerli kardeşlerim, Hazreti Hatice'yi
kendine aşık eden güzel bir ahlak. Hatice aşık oldu. Resulullah'ı sevdi. İşte bu sevgi şimdi yuvaya dönüşecek. Kısa bir aranın ardından sohbete devam ediyoruz inşallah. Kardeşlerim, programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Kanal 7 ekranlarında Önden Gidenler programında mübarek cuma akşamında birlikteyiz. Allahu Teala gecemizi hayır ve bereketle doldursun. Günahlarımızı affeylesin. Ölmüşlerimize rahmet eylesin. Şu mübarek geceler hatırına Rabbim yuvalarınıza, evlerinize, iş yerlerinize hayırlar ve bereketler yağdırsın. Susuzluk, kuraklık çeken dağlarımıza, tarlalarımıza, bahçelerimize, dağlardaki, ormanlardaki kurda, kuşa, böceğe, hayvana, insana, Rabbim toprakta yağmur bekleyen tohuma hayırlı rahmetlerini inzal eylesin. Değerli kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselam'ın evlilik artık günlerine doğru yürüyoruz. Hazreti Hatice büyük bir merakla Meysere'den rapor alıyordu. Hazreti Muhammed'in nasıl kar ettiğinin sırrını öğrenmek istiyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam normalde hiçbir şey farklı değildi. Sadece dürüst davranmıştı. Kaça aldığı belli, kaça sattığı belli. İnsanların gözünün önünde. Yani 3 liralık malı 5 lira göstermemiş. 10 liraya aldığını 20 liraya aldım dememiş. Herkesin gözü önünde. Bir de özel harcamalarını, kişisel harcamalarını diğer kervandaki yük taşıyan, hizmet eden, güvenlik görevlisi olarak kervan koruyan, insanlar ne yediyse, ne içtiyse oranın genel müdürü olarak, muhasebe sorumlusu olarak, o kervanın baş patronu olarak Hazreti Muhammed Mustafa da onlarla beraber yemiş, içmiş, onlarla beraber yatıp kalkmış Aleyhissalatü Vesselam. Yani bir statü farkından dolayı farklı bir harcamaya, farklı bir gidere yönelmemiş. Gördü ki Hazreti Hatice, Resulullah'ın tek farkı dürüstlüğü. Demek ki dedi Hazreti Hatice, bundan önceki gönderdiğimiz kervan başındaki insanlar bizim malımız üzerinden ne kadar har vurup harman savurmuşlar, ne kadar haksız kazanç elde etmişler. Allah'ım, Resulullah'ın gencecik yaşta gösterdiği şu güzel ahlakı, şu dürüstlüğü, rızkına haram bulaştırmayan bu hassasiyetini bütün Müslümanlara ve bizlere de nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım, ya Rabbi, bugünden sonra ölünceye kadar rızkımıza, etimize, kanımıza, iliğimize, kemiğimize rızkın haramını bulaştırma ya Rabbi. Değerli kardeşlerim, Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a Hatice anamız, hani içinde kıpırtı diyor ya şimdiki insanlar, içinde bir şeyler hissetmeye başladı. Oysa başından iki evlilik geçmiş. Bir kadın için, hele parası malı mülkü olan bir kadın için, hani o günün basit mantığıyla evlilik kendi başını zora sokmaktı. Çünkü Hatice anamızın bir eşi çok güzel ahlaklı bir insan çıkmış ama öbürü çok huysuz bir adam çıkmış. Hazreti Hatice bir iyi kocayla evlenmiş, bir de kötü kocayla evlenmiş. Birinci kocası ölünce bir çocuğu kalmış ondan. O adam Hazreti Hatice'yi çok sevmiş, hiç incitmemiş. Hazreti Hatice onu hayırla yad ediyor. Zaten o adamın çocuğunu Hazreti Muhammed Mustafa büyütecek, yetiştirecek, üvey baba, Medine'ye götürecek, onu Medine'de evlendirecek, Hazreti Hatice'nin oğlu, Resulullah'tan önceki kocasının oğlu, Efendimizin merhametine bakınız, o çocuğun adı Hint, Hazreti Hatice'nin oğlu, Hint İbni Ebi Hale, Ebi Hale'nin oğlu Hint, babasının adı Ebi Hale ya da Ebu Hale. Hazreti Peygamber'i öyle çok sevmiş ki bu çocuk, Resulullah'la Medine'ye hicret ediyor. Peygamberimiz onu Medineli bir kızla evlendiriyor.
ve uzun yıllar yaşamış Medine'de, eğer kötülük görseydi Resulullah'tan, daha peygamber olmadan önce var bu çocuk. Resulullah 25 yaşında evlendiğinde Hazreti Hatice ile, bu çocuk küçük bir çocuk olarak evde var zaten. Yani çocukluğu Hazreti Muhammed'in elinde büyümüş aleyhissalatü vesselam. Hazreti Ali ile kardeş gibi büyümüşler. Kadere bakın, Hazreti Ali Efendimizin Hazreti Muaviye ile yaptığı savaşta bu Hazreti Ali'nin askeri olarak şehit olmuş. Hazreti Ali'yi hiç terk etmemiş. Ehli Beyt'i hiç terk etmemiş. Ya Rabbi, bizi Hazreti Ali Efendimizin aşkından, muhabbetinden, yolundan, davasından ayırma ya Rabbi. Değerli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hiç olanlardan habersiz. İnanın, hani bir kadın bir şey isterse, inan onu yapıyor, ne diye diyor ya, yapıyor yani. Bunu Peygamberimizin evlenmesinde de görüyoruz. Resulullah'ın aklının ucundan bile geçmez Hatice ile evlenmek. Maddi anlamda Resulullah cesaret de edemez. Zengin bir kadın. Malının, mülkünün haddi hesabı yok. Efendimiz kendisi buyuruyor, Ecyat Vadisi Hatice'nin sürüleriyle doluydu diyor. İki dağın yüzü Hatice'nin develeri ve koyunlarıyla dolu. Düşünsenize. Sadece koyun ve develeri rakama vursan, trilyonluk servetin sahibi kadın Hatice. Genç, güzel, herkesin Tahire diye hitap ettiği, Tahire tertemiz demektir. O kadar ahlaklı, o kadar namuslu bir kadın ki, Mekke'deki kafirler Hazreti Hatice'ye Tahire diye hitap ederlermiş. Öyle namuslu kadın görmedim deriz yani biz. Bazen böyle çok örnek mahallemizde, köyümüzde, şehrimizde insanlar olur. Ya böyle olmaz arkadaş deriz ya. İşte bu kadın Betül doğuracak, Betül. Hazreti Hatice, Tahire annemiz. Ağzı kusmuk dolu kuduz gibi Ebu Cehillere Tahire dedirttirebilmek. Ne büyük bir saltanat. Şimdi Müslüman evde birbirini yiyor. Karı koca birbirine ağza alınmaz, yüze bakılmaz sözler söylüyoruz. Allah'ım ağzımızı temizlemeyi bize nasip et ya Rabbi. Bakışlarımızı temizlemeyi bize nasip et ya Rabbi. Allah'ım bizim ağzımızdan, dilimizden, bakışlarımızdan, elimizden hiçbir Müslümana, başta ailemiz, hanımımız, çocuklarımız, gelinlerimiz olmak üzere hiçbir Müslümana ya Rabbi bizden zarar dokunan, zararlı bir Müslüman etme bizi ya Rabbi. Değerli kardeşlerim, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şeyden habersiz. Hazreti Hatice, Hazreti Muhammed Mustafa'nın ağzını yoklamak istedi ama kendi sorsa ayıp olur. Arkadaşı vardı, Nefise binti Munye ya da Nefise binti Ümeyye. Ümeyye oğulları var ya, Hazreti Muaviye'nin sülalesi, Hazreti Ebu Süfyan'ın sülalesi. Ha, o sülaleden Nefise binti Munye, Hatice'nin arkadaşıymış. O da Resulullah'tan yaşlı. Ona dedi ki Hazreti Hatice, Nefise, biz arkadaşız. Ben sana bir sır vereceğim. Onu kimseye söylemeyeceksin. Tamam mı arkadaşım? Tamam. Ama kimseye. Tamam. Ben Hazreti Muhammed'e karşı içimde bir his var. Ama o birini düşünüyor mu? Birini seviyor mu? Evlenmek istediği, kafasına koyduğu biri var mı yok mu bilmiyorum. Bunu gerçekleştirmek için Muhammed'in aklında ne var? Evlenmeyi planladığı bir kız olabilir mi? Olabilir tabii. 23-24 yaşını geçmiş Hazreti Muhammed Mustafa. Artık 25 yaşında. Dedi ki bir git de onun ağzını bir yokla. De ki ey Muhammed, evlenmeyi düşünüyor musun? Yaşın 25 oldu. Senin gibi güzel ahlaklı, senin gibi soyu tertemiz. Hakikaten Peygamberimiz hem yüz olarak çok güzeldi, hem de ahlak olarak Mekke'de bir tane daha yoktu yani. Onun için Muhammedül Emin diyorlardı ona. Güvenilir insan Hazreti Muhammed Mustafa. Görüyor musunuz? Kafirlere Muhammedül Emin dedirttirmiş bir peygamberimiz var bizim Müslümanlar.
Eğer bakacaksak, bir fotoğrafa bakıp düzeleceksek o Resulullah'ın resmidir. İnanın hiçbir alim, hiçbir hacı, hoca, hiçbir evliya, hiçbir sahabi, hiçbir kimse Peygamber Efendimiz gibi değildir insan olarak. Hepimiz insanız. Ana baba çocuğuyuz. Resulullah da bir ana babanın evladıydı. Sen de ben de bir ana baba evladıyız ama Allah Resulü hem yüzüne bakınca insanın içine bir merhamet, bir masumluk dokunuyor. Hem de ahlaken kafir insanlar, zalim, hırsız, haydut insanlar Muhammedül Emin diyorlar. Şimdi bizi bir ailemize bir sorsunlar bakalım. Bizi komşumuza sorsunlar. Ne diyorsun, güveniyor musun Ahmet'e, Mehmet'e? Şu Ömer Hoca'ya ne diyorsun? Bir şey söylüyorsun. Sana bir şey diyeceğim, bir şey oldu. Ne oldu söyle bakayım diyor. Mesela karı koca aramızda konuşuyoruz. Diyelim. Diyelim ki çok önemli bir şey söylüyorsun. Şöyle şöyle bir şey oldu. İnanmıyor. Yemin et diyor. Yemin etmezsen inanmam diyor. Ekmek çarpsın mı diyor. Ekmek çarpar mı adamı? Kur'an çarpsın mı diyor. Yani kardeşlerim güveni biz daha eşimize verememişiz. Hazreti Muhammed Musa'dül Emin dedirttirmiş. 23-24 yaşında bir delikanlı aleyhissalatü vesselam. Nefise geldi Resulullah'a. Peygamberimizi buldu bir Mekke'de yolda giderken. Diyelim ki Kabe'ye gidiyor Resulullah. Yoluna çıktı. Onu takip etti tabii. Efendimiz aleyhisselam giderken Kabe'ye Nefise bint Ümeyye evli bir kadın. Yani kimse görse de şüphe arz etmez. Artı sokak ortasında zaten. Öyle kötü niyet olan diye bir şüphe olmaz. Ulu orta Hazreti Muhammed'le bir şey konuşmak istiyor kadın. Dedi ki ya Muhammed nereye gidiyorsun? Beytullah'a gidiyorum dedi. Bir şey soracağım sana dedi. Ne olur yanlış anlama. Ne oldu? Hayırdır? Ya sen 25 yaşına geldin. Abdülmuttalib'in torunusun. İbrahim'e dayanan bir soyunuz var. Güzel ahlaklı bir insansın. Evlilik çağın da geldi geçiyor. Evlenmeyi düşünmüyor musun sen? Hiç amcan filan sana bunu söylemiyor mu? Yengen filan hiç akıl etmiyorlar mı? Seni evlendirmek istemiyorlar mı? Senin evlilik planın yok mu? Bir aile olmak, çoluk çocuğa karışmak, topluma bir insan yetiştirmek. Öyle ya, Resulullah Efendimiz tabii en zayıf yerini hissettirdi. Dedi ki ben nasıl evlenirim ki dedi. Zaten amcamın evinde yaşıyorum. Yani onlara sığınmışım. Onların evinde kalıyorum. Ben şimdi bir de onlara evlenmek istiyorum desem. Fakir bir insan Ebu Talip. Bunun altında ezilecek. Onun için ben şu anda evlenecek durumda değilim dedi. Benimle kim evlenir? Beş parasız bir insanım diyoruz yani. O manaya şeyler söyledi. Nefise aradığını bulmuştu. Madeni buldu. Orayı çalışacak. Dedi ki yani sen dedi bu maddi imkanlar ortadan kalksa bir sıkıntı olmaktan. Evlenmen için maddi şartlar uygun hale gelse sen evlenmeyi arzu eder misin? Hazreti Peygamber sustu. Yani kabul eder vaziyette. O nasıl olacak ki dedi yani ben şu anda zaten hiçbir şey olmayan çok fakir bir insanım. Kazandığım işte Hatice'nin malının başında gittim. 2 deve kazandım. 1 deve oradan kazandım. Babasından kalan birkaç deve var. Efendimiz Aleyhisselam çok öyle varlıklı bir insan değil. Hazreti Nefise bint-i Munye dedi ki ey Muhammed seninle şeref olarak, soy olarak senin soyuna denk düşecek. Ahlaken de senin gibi çok güzel ahlaklı bir kadın ismi söylesem sana dedi. Ve bu senin fakirliğini hiç problem etmese, evliliği kolaylaştırsa, hiçbir zorluk çıkarmasa kabul eder misin? Öyle biri kim var ki? Hatice'ye ne dersin dedi. Hüveylit'in kızı Hatice. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ağzından ilk çıkan söz Hatice bunu hiç kabul eder mi dedi. Yani şu ben isterim de Hatice kabul eder mi hiç? Gariplik zordur biliyor musunuz? Anneler babalar
Allah aşkına çoluğunuzun çocuğunuzun evliliğini zorlaştırmayın. Ben şahit oldum biliyor musun? Bir Müslüman ailenin çocuklarının evlendirilme olayında da 5 metre zincir istediler. Ben de zinciri ne yapacaklar acaba dedim. Meğer altın zincir istiyorlarmış. Ben demir zincir zannettim. Ne yapacaklar acaba dedim hani. Meğer altın zincir istiyorlarmış. Yapmayın etmeyin. Bak sizin peygamberinizi anlatıyorum burada. Hazreti Muhammed Mustafa bizim peygamberimiz, canım peygamberim. Hazreti Hatice anamız nasıl sevindirdi onu. Resulullah böyle söyleyince Nefise bint-i Münye bu işi olmuş bil ey Muhammed git sen amcana söyle dedi. Bu işi olmuş bil ben bunu ayarlarım dedi. Hatice'yi ikna ederim bu işe. Hatice yolladı halbuki. Hatice anam yolladı onu. Evet peygamberimiz nasıl söylesin ki böyle haya sahibi bir insan amcasına evlenmek istiyorum diyecek. Nasıl söylemiş? Nasıl söylediğini anlatacağız ama sözün bence burasında, tam da burasında bir garibin düğününe, bir garibin evliliğine şahit olacağımız şu dakikada gelin bir kere daha gönül tellerimize grup dergâhtan güzel bir eser dokunsun. Fatimun, Fatimun, Fatimun hiya al-Batun.
خسها هو النبي أوصالها الله ربي خسها هو النبي أوصالها في المحبة كلها للذي يرجو القطر فاطم 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 انت الرسول فاطم 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 هي البتول فاطم 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 انت الرسول فاطم 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 هي البتول. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Elinize, ayağınıza, dilinize, yüreğinize sağlık. Çok güzel oldu. Tam da düğün havası oldu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın düğününe geçeceğiz ama kısa bir aranın ardından inşallah. Sevgili seyirciler, kıymetli kardeşlerim, programımız devam ediyor. Allah Resulü'nün hayatından, Efendimizin evlilik yılları, gençlik yılları, Hazreti Peygamber'i evlenmek için aklına koyan Hazreti Hatice anamız, arkadaşı Nefise Bintü Munye aracılığıyla Efendimizin aklını öğrenmiş oldu. Resulullah'ın aklında herhangi bir evlenecek aklında birisi yok. Yani kafasına koyduğu, evlenmek istediği birisinin olmadığını, Peygamberimizin 25 yaşına kadar bekar kalmasının sebebinin fakirlik, amcasının evinde kalması, geçim kaynağı olacak bir kaynak gelir sahibi olmaması olduğunu anlayınca, Hazreti Hatice, Nefise Bintü Munye geldi, durum böyle böyle dedi. Hazreti Peygamber Aleyhissalatu Vesselam da amcasının ve yengesinin evine gitti. Zaten orada yaşıyordu. Hazreti Ali Efendimizin annesinin babasının evi. Hazreti Peygamber Efendimiz, Hazreti Fatıma binti Esed ve kocası Ebu Talib'e, tabii zor bir şey. Efendimiz gibi garip büyümüş, anasız babasız, yetim, öksüz büyümüş. Huy olarak da çok böyle ağırbaşlı, sakin bir insan Allah Resulü. Bunu söylemesi çok zor bir şey. Amcası Ebu Talib'in bir şey olduğunu anladı ve dedi ki, Muhammed, oğlum der amcalar, hani bir şey var sende, çekinme söyle deyince, böyle böyle dedi. Hatice ile evliliğinde bir problem çıkmaz, onu ben hallederim dedi Nefise Bintü Munye. Hatice'nin arkadaşı, onlar sırdaş. Dolayısıyla böyle bir şey var deyince evde tabii bayram havası oldu. Ebu Talip ona emanet edilmiş Resulullah, Ebu Talip'e. Emanete artık yuva kurup onun da çoluğa çocuğa karışması, toplum içine bir aile olarak çıkması için amcasının da planları var ama imkanları yoktu. Hatice gibi bir kadın, tam da Haşimoğullarına denk bir sülale, Hüveylit'in kızı Hazreti Hatice anamız böyle bir şey talep edince Ebu Talip ferahlamış oldu. Yani Hazreti Hatice sadece Peygamberimize iyilik etmedi, Ebu Talip'e de büyük bir iyilik etmiş oldu. Resulullah'ı evlendirecek sonuçta. Biriyle evlendirecek Hazreti Muhammed'i. Yetişmiş, delikanlı, 25 yaşında. O zamanın 25 yaşı geç kalmış bir evlilik. Yani bir erkek 25 yaşına kadar bekar kalmazdı o zaman. Yani Peygamber Efendimizin anası babası hayatta olsaydı o yaşa bırakmazlardı Resulullah'ı. Çoktan evlenmiş olurdu. Ama Allah Resulü'nün babasız anasız büyümesi, onun garip kalması, fakir oluşu, amca evinde büyümesi. Şimdi millet geç evliliği bir sanat zannediyor herhalde. 30 yaşına gelmiş hiç aklında evlilik yok. Ya senin bu yaştan sonra çocuğun olsa torunun mu derler. Yani insan vaktinde, zamanında yuva kurması lazım.
Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, çünkü çoluk çocuk biz insanız. Sadece kendimiz için yaşamaya gelmedik. Müslümanlar aileye böyle bakmalı. Şimdi millet birbirini kendine yük zannediyor. Hatta çocuğunu yük zannediyor. Benim hayatım diyor, mahvoldu hayatım diyor. İnsan sadece kendisi için yaşamaz, biliyor musunuz? İnsan bazen Allah'ın kendine emanet ettiği bir engelli çocuk için yaşar. Koca bir aile. Onun için yaşar. Ve bu çok şerefli bir yaşamdır. Bu çok kıymetli bir hayattır. Biz böyle günümüzü gün edip orada burada hoppala zıppala, orada müzik, burada eğlence, burada gezme, burada tozma, burada yeme, burada içme. Bu mu hayat hakikaten? Bu hayatı unutmayın, böcekler mezarda yiyip bitirecek. Yani ömrü hayatı gezme, tozma, yeme, içme, ye ye şişmanla, ondan sonra da koşmaya başla, eritmeye çalış. Yani buna hayat diyorsa insanlar, ben ömür sürdüm diye buna diyorsa, inanın bunu böcekler yiyecek. Böceklerin yiyemediği bir hayatınız olsun. Elinden tuttuğunuz bir gariban için yaşamak. Bir yetimi büyütmek, Hazreti Muhammed Mustafa'yı. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi Hazreti Ali'nin anasının ahiretteki makamını bir düşünün siz şimdi. Bir düşünün siz şimdi. Ağlatmadan büyütmüş Resulullah'ı. Bir gün bile burnunu kanatmamış, kulağını çekmemiş, bağırmamış, çağırmamış. Elin çocuğu ya. Biz kendi evladımıza böyle merhametli olamadık. Hazreti Peygamber o kadar çok sevmiş o kadını, o kadar çok sevmiş ki Hazreti Ali'nin anasını. Annemden sonra annem diyor. Resulullah Efendimiz bize bırakın annemden sonra annem demeyi. Ben Ahmet'i seviyorum dese dünyalar sizin olmaz mı? Şu Ayşe Hanım çok iyi bir Müslüman. Ben ondan razıyım ya Rabbi dese dünyalar sizin olmaz mı? Rüyanızda söylese ömür boyu bayram edersiniz yahu. Hazreti Peygamber Ali'nin anasına diyor ki annemden sonra annem diyor. Çocukları aç gezerdi diyor. Hazreti Peygamber amcasının evinde öyle fakirlik var ki Ebu Talip'te. Şaka değil ya. İki çocuğunu başkası evlatlık almış Ebu Talip'in. Birini Abbas almış, birini Hazreti Muhammed Mustafa almış. Bu zengin kadınla evlenince Hatice anamızla. Hatice anamın da ahlakına bakar mısınız? Resulullah gidiyor, beni büyüttüler diye amcasının çocuğunu alıyor Hazreti Ali'yi. 5 yaşında Ali o zaman, Hazreti Ali daha 5 yaşında. Gidiyor amcasına diyor ki, amca diyor sen zor geçiniyorsun, çocukları doyuramıyorsun. Bizim evde yemek bol, ben götüreyim diyor. Hanımından korkmuyor bak bak. Şimdi millet anasını babasını 3 gün bakamıyor evinde. Elin çocuğunu alacaksın, evine getireceksin, hanımın da bir gün kaşını düşürmeyecek. Ve malın mülkün sahibi de Hazreti Hatice orada. Yani zengin olan Hatice. Hani Hazreti Muhammed Mustafa patron olsa aleyhissalatü vesselam, para Resulullah'ın cebinde dolu olsa, sen ne karışıyorsun? Ev benim değil mi? Mal benim değil mi? Para bende. Yeğenime bakarım der Resulullah diyelim haşa. Böyle demez de ben kaba saba anlatıyorum, affedersiniz. Allah Resulü eşinden nasıl bir sevgi görmüş ki elin çocuğu diyorum ben. Hatice anamıza bakarak söylüyorum yani. Resulullah'ın amcaoğlu da iyi de senin amcanın oğlu ama bana nedir? Ben ona kadar uyuyacağım. Elin çocuğunu ne getirdin eve demez mi? Der. Bugünün kadını olsa söyler mi söylemez mi? Şöyle elinizi vicdanınıza koyun ya. Müslümanlar, Hatice nasıl bir kadınmış, Resulullah nasıl bir insanmış. Gitti onlar, karanlıkların ardında kaldı. Biz kuru gürültüye kaybettik öyle bir hayatı. Belki şu sohbetler benim kalbime tesir eder, belki size tesir eder, bilmiyorum ama ben şunu hatırlatmak istiyorum. Böyle insanlar bu toprağın üstünde gezdiler. O bastığınız toprağı çok da kirli görmeyin. Yani o yürüdüğünüz toprakları çok da kötü zannetmeyin. Bu toprağın üstünde Ebu Bekir Efendimiz yürüdü. Bu toprağın üstünde Hatice gibi elin çocuğunu getirecek kocası ve o çocuk hicrete kadar Hazreti Muhammed'in oğlu gibi o evde büyüyecek. Ya böyle bir şey. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem amcası
Dedi ki Hatice bizim sülalemize denk bir kadın. Yani ne kadar iyi bir şey olmuş. Biz akıl etsek böylesini bulamazdık. Biz cesaret edip Hatice'nin kapısına gidip dünür düşemezdik. Hatice zengin bir kadın. Nasıl istiyorsun Hatice'yi öyle? Hatice genç ve güzel bir kadın. Hazreti Peygamber aleyhisselamın amcasına Hatice haber gönderdi. Dedi ki, ey Ebu Talip git beni Varaka bin Nevfel'den ve amcam Amr'dan isteyin. Hazreti Peygamber'in amcası Varaka bin Nevfel'e gitti ve dedi ki, ey Mekke'nin şanlı şerefli ailesinin bu güzel soyun temsilcisi Varaka, sizin soyunuz şöyle 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 güzel bir soydur. Bizim soyumuz da İbrahim'e dayanan, İsmail'e dayanan Hacer'in soyudur. Sizin kızınızı bizim oğlumuz evlenmek için arzu ediyor, istiyor. Ne dersiniz? Uygun görür müsünüz? Varaka bin Nevfel dedi ki Muhammed bizim sülalemize denktir. Bizim soyumuza denktir. Peygamberimiz Mekke 5000 nüfuslu bir yer. Yani bugünkü Anadolu'daki bir kasaba büyüklüğünde Mekke o zaman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi tanıyorlar. Hani hırlı mı, hırsız mı, uğurlu mu, uğursuz mu, kötü huyu var mı, kavgacı mı? Hani herkes birbirini tanıyor. Efendimiz de bilinen bir insan. Resulullah Efendimizin bizim soyumuza denktir. Hatice de bu işi kabul ettiğine göre bence bir mahsuru yok. Ama sen bizim evin büyüğü Amr'dır. Hatice'nin öz amcası ona git dedi. Amr'a gittiler. Amr peygamberin nikahını kıyacak adam bu adam işte. Resulullah'a Hatice'yi son noktayı koyan hani nikah defterine imza atan adam bu adam. Amr İbni Zeyd dedi ki ey Abdülmuttalib'in oğlu Muhammed şerefli bir ailenin evladıdır. Doğru. Kızımızı da layıkıyla hak ediyor. Ben kızımı şahit olun bu sözün bu güzel talebin üstünden bir gün daha geçmesin istiyorum dedi. Bu söz bir gün bile eskimesin. Hayırlı işte acelediğini gördün mü? Bu talep, bu aşk, bu sevgi, kız ve oğlanın bu arzusu bir gün bile eskimesin dedi. Muhammed'e Hatice'yi verdim dedi. Çünkü Hatice anamız niyetini amcasına ve Varaka bin Nevfel'e bildirmiş. Ben Muhammed'i istiyorum, evlenmeyi kabul ediyorum. Talep bendendir. Ben Muhammed'i yuva kurup onunla aile olmak istiyorum. Bu ne ayıptır, ne günahtır. Allah çoluğumuza, çocuğumuza, yavrularımıza onları dünya ve ahirette mutlu edecek nasipler çıkarsın. Amr İbni Zeyd gibi bir adam, ne akıllı bir adammış. Gördünüz mü? Yetişemeyecek peygamberimizin peygamberlik günlerine ama akıllı adammış. Ama müthiş bir adammış. Adam diyor ki, bu söz bir gün bile eskimesin diyor. Efendimiz kabul etti, Resulullah istedi, Hatice kabul etti, taraflar ilan etti. Düğün yemeği adettir. Düğün yemeği verilecek, Hatice anamız 4 deve kestirdi. Halbuki oğlan tarafının işi. Hani şimdi var ya, Ege'de ayrı bir adet vardır. Kastamonu'da ayrı adet vardır, Bayburt'ta ayrı adet, Yozgat'ta işte kimisinde salonu oğlan tarafı yapacak. İşte kimi yerde iki başını da oğlan tarafı yapacak derler filan. Neyse orada bu düğünün iki başını da kız tarafı yapmış. Normalde o yemeği erkek tarafı vermesi lazım. Hatice anam 4 deve kesmiş, düğün başlıyor. Allah Resulü'nün o güzel peygamberler peygamberi Resul-i Zişan aleyhisselam Efendimizin Hatice anamızla evliliği ve peygamberin Ebu Talib'in evinden ayrılışı. Biz sohbete devam edeceğiz ama
Ben istiyorum ki bir kere daha bu güzel Urfa'nın evlatları, selam olsun Urfa'mıza, peygamberler diyarına. Adıyaman'dan dostlar var burada, ekranları başında. Selam olsun Safvan bin Muattal'ın memleketine. Selam olsun ekranları başında tüm kardeşlerime. Ve şimdi söz bir kere daha grup dergahta. Olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Rabbim yüreğinizi zenginleştirsin. Kısa bir aranın ardından sohbete, bu güzel huzura, ortama devam ediyoruz inşallah. Sevgili
Sevgili seyirciler, kıymetli dostlar, Allah'ın güzel kulları, bir kere daha mübarek cuma akşamında hepinizi saygıyla selamlıyorum. Efendimizin yuva kurması, yeryüzünün en güzel, saadetli evi, Hazreti Muhammed Mustafa'nın aile olması. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önce babadan mahrum kalmış doğmadan, 6 yaşında anadan, 8 yaşında dededen, sonra amca evine gelmiş, evleninceye kadar amca evinde kalmış. Şimdi Hazreti Hatice anamızla evleniyor. Hazreti Hatice anamız bir rivayete göre bir hafta 10 gün Ebu Talib'in evinde evlilik geçirdiler. Bir başka rivayete göre de Hazreti Peygamber direkt Hazreti Hatice'nin evinde yaşadı. Hazreti Hatice'nin evi daha genişti, 2 katlıydı. Önünde avlusu, bahçesi vardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, kainatın sultanı, anamızın, Hatice anamızın davetiyle eşinin evinde yaşamayı kabul etti. Hazreti Peygamber amcasına geldi. Eve geldi, eşyalarını toparladı. O zaten yani bir çuvalla sırtını alacak kadar eşyası ancadır herhalde. Efendimizin kendi özel kıyafetleri filan. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nikahı kıyılmış, 4 deve kesmiş Hazreti Hatice. Bütün davetlilere ikram edilsin diye yemekler pişirilmiş. Kabe'nin 4 bir yanına kazanlar kurulmuş. Hazreti Muhammed Mustafa ile Hatice'nin evliliği bütün dünyaya duyurulmuş. Herkes çok memnun. Bu düğünden memnun olmayan biri var. Ebu Cehil. Niye? Ebu Cehil peygamberimizin hanımı Hatice ile peygamberimizden önce evlenmek istemiş. Onun dul kalınca genç yaşta Hatice'nin malı, serveti çok diye Hazreti Hatice ile evlenmek istemiş. Ebu Cehil iri yarı bir adamdı, geçimsiz, kaba saba bir adamdı. Huy olarak zorba bir adamdı. Kadınları döven, acımasız bir karakteri var. Ebu Cehil'in evlilik teklifini Hatice anamız her seferinde reddetti. Ebu Cehil evliliği reddedince Resulullah'ın hanımı Hatice, onu baktı ki kiminle evlenecek? Peygamberimizle evlenince çılgına döndü. Dedi ki benim gibi güçlü kuvvetli, varlıklı bir adamı değil de 5 parasız, anasız babasız bir yetimi seçtin sen ey Hatice. O günden sonra Hazreti Hatice'ye ve kocasına düşman oldu. O düşmanlık devam edecek, Hazreti Muhammed Mustafa'nın peygamberliğini de kabul etmeyecek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, kainatın sultanı, amca evine gelmiş, eşyalarını toparlamış. Bu arada annesi, yani peygamberimizi öz annesi gibi büyüten Hazreti Fatıma binti Esed, Resulullah'ın eşyalarını topladığını görünce geldi ve dedi ki oğlum Muhammed ne yapıyorsun? Anne evlendim ya ben dedi. Evet evlendin, düğününü yaptık. Gün boyu ne güzel misafirler, yemeler, içmeler, güzel düğün yaptık. Evlendin, Allah mutlu etsin. Anne dedi, Hatice öyle iyi bir kadın ki, nerede yaşayacağız ey Muhammed dedi. Ben de bir şey diyemedim. Hatice dedi ki, biz de yaşayalım mı dedi. Benim evim hem geniş hem 2 katlı. Ben de kabul ettim dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Hatice anamızın evine, hanımın evine gelecek, yengesinin evinden eşyalarını almış, bir gece vakti o yalnız başına hanımının kapısına gelecek. O yuva 25 yıl sürecek. 25 yıl. 6 çocuk doğuracak Hazreti Hatice, Hazreti Muhammed Mustafa'dan. 6 çocuk 40 yaşından sonra Hazreti Hatice. 2 oğlu ölecek. Onu anlatacağız nasipse. İnşallah konumuz devam edecek. Peygamberin çocukları. Mesela ilk çocuk oğlan olacak. Fakat o doğan çocuk aynı zamanda evin ilk imtihanı olacak. Küçükken ölecek.
Küçükken çocuğu ölenlere örnek bir ailedir Hazreti Muhammed Mustafa'nın evi. Küçükken çocuğu ölmüş. Daha süt emerken ölmüş. Onun Hatice'nin hayatında ayrı bir yeri var. Efendimiz Aleyhisselam Hatice anamızın evine girecek ya, 25 yıl boyunca neler yaşanacak bu evde? Acı tatlı ne hatıralar olacak? O 25 yılın 10 yılı, son 10 yılı Peygamberimiz peygamberdir. Ve Hazreti Hatice 25 yılın sonunda kardeşlerim dünyadan göçerken Hazreti Hatice bütün malı mülkü bitmiş. 3 yıllık ambargo süresince Hatice anamız neyi var neyi yoksa satmış. Hepsini fakire fukaraya 2 çuval arpa alabilmek için kaç deve vermiş. Bitirmiş bütün malını, sonra ambargo kalkmış. Geri dönmüşler ama Hatice bir daha yaşamamış. Hatice anamız hastalanmış orada. Annemiz vefat edecek. Ölüm döşeğindeyken Resulullah Efendimiz vefa insanıdır. Şu karı koca aşkına bakar mısınız? Şu sadakat, şu vefa. 1400 yıl önce cahil bir Arap toplumunda yaşanan Allah'ın peygamberi Resulullah Efendimizin evinden son hatıra, Hatice'nin evinden, Hatice anamızın yatağının kenarına oturmuş Resulullah Efendimiz. Ey Hatice dedi, benimle evlenirken vadiler dolusu sürülerin vardı dedi. Zengindin, varlıklıydın. Şimdi görüyorum ki eski yamalıklı elbiseler içerisinde evinde yere serecek bir hasırın bile yok. Hiçbir şeyin kalmamış. Ey Hatice, dişleri dökülmüş, beli bükülmüş, bastonsuz ayağa kalkamayacak kadar güçsüz annemiz, Resulullah Efendimiz o annemizin çöplere dönmüş, kuru dal parçasına dönmüş ellerini tutacak ve diyecek ki, Hatice ben seni vallahi çok sevdim diyecek. Allah beni senin sevginle rızıklandırdı diyecek. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, aşkını, sevgisini, sevdasını itiraf edecek. Şimdi Rabbine dönüyorsun. Allah bu evin hakkını sana soracak. Belli ki benden önce göçüyorsun Hatice. Rabbin 25 yıllık şu evimizin hakkını sorarsa benden razı olacak mısın dedi. Hazreti Peygamber eşinden helallik istiyor. Dikkat ediniz. Anam benim nasıl bir kadınmış ki eşini yatağının kenarına çöktürmüş, bana hakkını helal et ey Hatice diyor. Hazreti Peygamber'e diyecek ki Allah'ın Resulüne Hatice anamız, ey Allah'ın Resulü öyle söyleme. Vallahi ben seninle evlendiğime ne pişman oldum ne üzüldüm. Bütün malımız mülkümüz Allah yolunda harcadık. Bunda pişman olacak bir şey yok. Ben üzüntüm o ki benden sonra sana kötülük edecekler, yanında olamayacağım. Malım mülküm de bitti, sana mal mülk de bırakamıyorum ki onunla kendini savunasın. Arkadaşlığın hakkını yerine getiremedim, yolun yarısında ayrılıyorum, sen bana hakkını helal et diyecek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah beni senin sevginle rızıklandırdı Hatice diyecek. Bir evdir bu ev ama kainatın en güzel evidir. Allah o evdeki mutluluğu, şu sevdayı, şu aşkı hepinizin evine, ocağına yerleştirsin. Yani malına mal katmamış Hazreti Hatice'nin İslam. Hazreti Hatice servetine servet katmamış. Müslüman olduktan sonra dikkat edin, her şeyini harcamış, 5 kuruşsuz kuru bir yere serilmiş yatağın içinde sessizce can verecek Hatice. Ama şuraya bir saltanat kurmuş. Kocasının yüreğinde bir Hatice saltanatı vardır. Onu ne Ayşe yıkabilecek ne Hafsa yıkabilecek. O saltanatı, o sevgiyi, o aşkı hiç kimse aşamayacak. Hatice'dir o. Onun için ona aşkın büyüklüğünü ispat için Kübra diyecekler.
Resulullah'ın en büyük aşkıdır o. Kübradır o. İhtiyar kadın manasına söyleyenlerin kulakları çınlasın. O kübradır. Ama Hazreti Muhammed'in yüreğine koyduğu kocaman bir sevdayla kübradır o. Büyüklerden de büyüktür o. Hatice'dir o. Hazreti Peygamber'in sırtını yasladığı bir dağ gibidir o. Anamızdır bizim. Bu evin çocukları var. Bu evin gül çiçekleri var. Şimdi sıra 6 çocuğa geldi ama Peygamber evindeki yavrulara ve bu çocukların büyütülmesine. Öyle ya, bizim de çocuklarımız var, büyütüyoruz. Rabbim hepsini hayırlı eylesin. Şimdi kardeşlerim, Peygamber'in çocuklarının doğumu ve büyümesi. Biliyor musunuz, Peygamber'in çocuklarının 6'sının da ebesi bir kişi. Peygamber'in çocuklarının doğumunu yaptıran ebe aynı kadın. Adı Selma. Bu Selma'yı haftaya tanıyacağız. Nasıl bir kadındı? Sonra o Selma nasıl bir kadınmış? Fatıma'nın çocuklarının da ebesi olacak Medine'de. Bir Selma tanıyacağız haftaya. Ve Hatice tanıyacağız. Mekke şehrinde Ebu Cehil diyarında Fatıma büyüten Hatice. Şimdi sözün tam burasında bir kere daha hadi gelin grup dergah diyelim. Zahirler arasında ay 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 ay.
Benim Yusuf'um Kenan elinde yar yar yar. Allah Yakub Allah Yusuf'um de. Gitti de gelmedi oh yavrum de. Allah Yakub Allah Yusuf'um de. Gitti de gelmedi oh yavrum de. Bir bezirgan geldi üç aylık yoldan yar yar yar. Bir bezirgan geldi üç aylık yoldan yar yar yar. Çıkardı Yusuf'u serinçten koyda. Çıkardı Yusuf'u serinçten koydan. Kerem Kani kıldı Mısır'a sultan yar yar yar. Kerem Kani kıldı Mısır'a sultan yar yar yar. Allah Yakub Allah Yusuf'um de. Eyvallah. Ellerinize sağlık, dillerinize sağlık. Allah razı olsun. Sesinizi, nefesinizi her daim Rabbim gür eylesin. Amin. Şimdi kısa bir aranın ardından gecenin duası inşallah. Sevgili seyirciler, kıymetli misafirler, bir mübarek cuma akşamında daha önden gidenler burada sona ererken ben çok değerli dostlarım, kardeşlerim, Neyde Türker kardeşime, Ud'da Onur kardeşime, Kanun'da Kerim kardeşime, Grup Dergah'tan çok kıymetli Ebu Bekir hocama, sırasıyla Ziya hafızımıza, muhterem kardeşime, Bahadır kardeşime, hocama çok saygıdeğer Hafız İsmail kardeşime, Grup Dergah'a, Urfa'nın bu güzel evlatlarına, memleketimizin dört bir yanına, ekranları başında bizleri izleyen sizlere ve buradaki tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. Kısa bir duayla gecemizi noktalıyoruz. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, senden yarın Cuma'nın bütün hayırlarını istiyoruz. Ne olur ihsan eyle. Çoluğumuzu, çocuğumuzu, ailemizi muhafaza eyle. Peygamberimizin yuvasından bahsettik. Bütün Müslüman yuvalara huzur ver ya Rabbi. Allah'ım üzerimizde hakkı olup toprağa karışmış bütün mevtalarımıza rahmet eyle. Vatanımızı, milletimizi, memleketimizi sen koru ya Rabbi. Birlik beraberliğimizi bozma ya Rabbi. Yeryüzündeki bütün mazlumlara, Suriye'den Mısır'a, Filistin'den Doğu Türkistan'a, Arakan'dan Güney Orta Afrika'ya, dünya üzerindeki mazlumlara imdad eyle ya Rabbi. Yardım eyle ya Rabbi. Dualarımızı yüce dergahında kabul eyle ya Rabbi. Günahlarımızın affı için, bütün ölmüşlerimizin ruhu için, cumamızın hayırlı ve bereketli olması için, hastalarımızın şifa bulması için, Allah rızası için El-Fatiha.